Arkadaşlar şimdi çok önemli bir fonksiyona devam etmek istiyorum. Split fonksiyonuyla. Şimdi şöyle bir veriniz olduğunu düşünün. Şöyle ki, az önce yaparken sesi açmayı unutmuşum. Yeniden başladım. O yüzden şöyle bir değeriniz olduğunu düşünün. Bilgi Engin Demir, 33 Ankara. Şimdi bu bize nereden gelir biliyor musunuz? İşte bir metin dosyasında gelir. Yani birinci ifade ismidir, ikinci ifade soy ismidir, üçüncü ifade İşte yaşıdır, dördüncü ifade nerede yaşadığıdır gibi. Şöyle bir bilgi nokta split dediğinizde bunu kelime kelime parçalarını ayırıyor. Yani kısacası bakın Engin, Demiro, 33, Ankara. Bunu bir array olarak yani bir dizi olarak düşüneceğiz ya da bir liste gibi düşüneceğiz. Şu an bunları bilmiyorsunuz. Ama böyle köşeli parantezin içerisinde virgülle ayırmış bakın. 4 tane ayrı string'i ayırmış. Yani split'le biz kelime kelime string'lerini ayırıyoruz. Peki burada bakın siz burada split'i bu şekilde kullandık. Neye göre ayırdı? Bakın boşluğa göre ayırdı. Boşluk da bir karakter. Default'u demek ki boşluk. Default demek yani hiçbir şey vermediğinizde ki davranışı anlatır. Default'u boşluk. Peki bakın. Ben şimdi onu biraz değiştiriyorum. Split de deyip şöyle bakın şöyle bir boşluk veriyorum. Bakın ben bunu bu şekilde kullanmak istiyorum. Bakın hiçbir değişiklik yok. Yani bunu boşluğu gördüğü anda ayırıyor. Öyle düşünün. Bakın burada da bir boşluk olsun. Şöyle şuraya bir boşluk bırakıyorum. Bakın onun için de şöyle bir şey yaptı. Bakın ben boşluğa göre ayır dediğimde gerçekten hani burada bir tane daha ayırdı. Ama bunu da yapmadı. Demek ki default'u hem boşluğa göre yapıyor hem de bizim o sondaki şeyleri, boşlukları atmamızı sağlayan şekilde çalışıyor. Yani şöyle strip deniyor buna. Bu şekilde çalışıyor bu. Yani bu sondaki veya başta da boşluk varsa şöyle yapayım. Bakın başta da bir sürü boşluk olsun. Bu strip bu boşlukları atmaya yarıyor. Demek ki default'u zaten onu da yapıyor. Bunlar böyle işin temelleri arkadaşlar. Bakın şimdi bu strip'le çalıştığım zaman bunlar düzeldi. Peki bu ayracım benim şöyle bir şey olsaydı. Bazen demeyeyim de sıklıkla yani böyle gelir hatta. Yani virgülle veya noktalı virgülle gelir onu söyleyeyim size. Bakın bunu yaptığım anda bir anda olaylar karıştı. Yani hiçbir boşluk olmadığı için zaten strip'le attık. Şimdi aralarda boşluk arıyor. Hiçbir şey bulamadığı için bakın tek bir eleman halinde listeye aldı. Yani diğerleri gibi böyle hani tek tek ayırmıştı ya bakın ayırmadı. Burada tek bir ifade var. Ha, demek ki ben ne yapmalıyım? Şöyle diyeceğim ki bunları noktalı virgüle göre ayır. Bakın noktalı virgül ayır dediğim anda şu tabii ki boşluğa göre yaptığı için yine aynı ama noktalı virgül olan ifademiz oldukça güzel bir şekilde çalıştı. Dolayısıyla bakın burada 4 tane elemanımız var. İndeksleri öğrendiniz arkadaşlar. Bu işleri artık hani biliyorsunuz. Örneğin ben 2 deseydim buraya. Bakın. Bakın görüyor musunuz? Yani ayır sonra onun ikinci elemanını yazdır. Böyle şeyler de var. Sıklıkla kullanırız. Ayır örneğin 2 neden? 0, 1, 2 yaşa denk geldiği için. Mesela 0'ı kullan. Yani ismine ulaşmak istiyorsun. Burada da şöyle bir şey yapıyorum bakın. Adı eşittir. Şuna da artı diyorum. İki tane string'i yan yana getirmeye yarıyor. Bunlara operatör diyoruz. Artı operatörü. Bakın bunu yaptığım anda ne oldu bir anda? Adı eşittir Engin. Yani bu şekilde kullanımlarla sizler de antrenmanlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar.